Depremden kısa bir süre önce Kaliforniya evleri diye bir blog yazısı yazmıştım. Bütün binaları ortadan kaldır, Türkiye'deki tüm insanları müstakil evlere yerleştirsek ne kadar yer kaplardı? Amerikan halkının %88'i, İngiltere halkının ise %79'u müstakil evlerde yaşıyor. Peki aynı durum Türkiye için de geçerli olabilir mi? Gelin bir deneyelim. TÜİK verilerine göre ülkemizdeki ortalama hane halkı 3 kişi. Her aileye 250 metrekare ev, 50 metrekarede bahçe olacak şekilde 3'er kişilik müstakil evler verelim. Nüfusumuzu 3'e böldüğümüzde ihtiyacımız olan prefabrik ev sayısına ulaşıyoruz. Bu evleri 300 metrekarelik alanlara da yerleştirdiğimizde bu kadar yer kaplıyor. Peki sizce bu alan Türkiye'ye sığar mıydı yoksa dışarı mı taşardık? Türkiye'nin yüz ölçümü 769.632 kilometre kare. Bahsettiğimiz alana kilometre kare cinsinden baktığımızda da 8.478 kilometre kare yapıyor. Anlayacağınız Türkiye'deki bütün insanları müstakil evlere yerleştirse kaplayacağımız alan aşağı yukarı Muş'un yüz ölçümü kadar olurdu. Şimdi depremde hep Müslümanlar ölüyor. Neden? Müslümanlar fakir çünkü. Özellikle bu Rizeli müteahhitler o saçma sapan çürük çarık gri binaları yapıyorlar. Bakın etrafınızdaki binalara. Üstünde boya yok. Kenar taraflarında tuğla gözüküyor. Para yok çünkü. Adam kapısını yaptıramıyor. En dandik kapıyı yaptırıyor. Daha kapıyı 10 kere açıp kapıyorsun, kapı bozuluyor. Fakirlikten ölüyor Müslüman. Oysa ben denizciyim. Dünyayı gezdim. 21 yılım yurt dışında geçti. Hristiyan müstakil evde, ahşap evde oturuyor. Tertemiz, pırıl pırıl. Ama Müslüman fakirlikten ölüyor. Tabii bunun başka bir açıklaması yok. İlginçtir. Kaliforniya evleri diye bir blog yazısı yazmıştım. Depremden hemen sonra. Sonra işte bu az önce izlediğiniz video çıktı karşıma. Çok enteresan. Çok sevdim videoyu ve ben de yayınlayayım dedim. Peki siz ne yapmalısınız şimdi? Müslümanların bu fakirlikten kaynaklı ölümlerini daha fazla kişiye duyurmamız lazım. O yüzden videoyu paylaşın. Açıklamalar kısmında, videonun açıklamalar kısmında blog linkim var. Yazıyı oradan okuyabilirsiniz.